Merhabalar herkese, bütün insanlara sevgiler, saygılar. Bu yeni programda bir başka rehber özelliği taşıyan, yolumuza ışık olan, aydınlatan, dünyanın farklı kültürleri, farklı dünya görüşlerinin İnsanlığa atasözü mahiyetli bıraktığı mirasları iki farklı program şeklinde ifade etmeye çalışacağız. Burada bu güzel sözlerin veya dikkat çekici sözlerin kimin tarafından söylendiğine girmeyeceğiz. Çünkü program daha da uzamış olur, amacından uzaklaşmış olur. Evet, programın adı Altın Öğütler. 1. Bir insanın ölümü trajedidir, 1 milyon insanın ölümü ise istatistik. Dünkü acılar bugünkü sevinçlerimizin kaynağıdır. Acıların en acısı kendi kendimize çektirdiğimizdir. Kanunları sadece yargıçlar biliyorsa o memlekette hukuk yok demektir. Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar çökmek zorundadır. Ceza kaldırılırsa bile suç insanın içinde sonsuza dek yaşar. Suçtan kim karlı çıkıyorsa suçlu olur. Kanunlar doğru oldukları için değil, kanun oldukları için yürürlükte kalırlar. Adaletin gecikmesi adaletsizliktir. İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Kanun, hak, hukuk, adalet 4 ayrı şeydir. Dünyanın en namuslu, en dürüst, en erdemli adamına 6 satır yazı yazdırın, onu giyotine gönderecek en az bir açığını yakalarım. Katlanmasını bilen için hiçbir acı önemli değildir. Ölümlüler arasında acı gören bir sen değilsin. İçiniz kor gibi yanarken susmak acıların en beteridir. Hangi acı sevmenin verdiği acıdan daha asil, daha değerlidir? Adalet nerede kasa hesap sorarsa merhamet orada haklarını kaybeder. Tok olan cümle cihanı tok sanır, aç olan alemde ekmek yok sanır. Çocuğuna bıraktığın at babanı utandırmasın. Affetmek zaferin zekatıdır. Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. Meyvesiz ağaca kimse taş atmaz. Uğraşacak gücü ve silahı olmayanlar hiç olmazsa nazik olmalıdırlar. Aşırı tevazunun da gurur gibi kendisine mahsus tehlikeleri vardır. Kötülük yapan kimse kötülüğe uğrayandan daha talihsizdir. Gerçek aşk asla tek düze değildir. Alçak uçan yüksek uçar. İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa o kadar şeref ve onur sahibi olur. Hayattayken bir kimseyi kıskanırız, öldükten sonra hep birlikte överiz. Dürüstlükle namus beraber bulundukları bütün hisleri süslerler. Başkaları için kendinizi unutun. O zaman sizi de hatırlayacaklardır. Yalnız kendini düşünen adam yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakar.
İyimserli kişinin her şeye neşeyle ve mutlulukla bakmasıdır. Aynı ağzına kadar kaynar suyla dolu bir çaydanlığın fıkırdaması gibi. Davul kuru olursa sesi başka türlü çıkar, yaş olursa başka türlü. Bazı insanları her zaman, bütün insanları zaman zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi devamlı aldatamazsınız. Suçlu ve yalana ihtiyaç olan yerde masum ve gerçek ayakta kalamaz. Geç gelen teselli idamdan sonraki bağışlanmaya benzer. Karakter zayıflığı üstesinden gelinmesi olanaksız olan tek kusurdur. Bir yere bir mektup göndermek hiç kıpırdamadan oraya yüreğinizi göndermekten başka bir şey değildir. Bir güçlükle karşılaştığınızda kendinize bir kaçış yolu değil bir çıkış yolu arayın. Benim bir eşim yok ama yine de ben bir bireyim, her şeyi yapamam ama yine de bir şeyler yapabilirim. Her şeyi yapamadığım için yapabileceğim bir şeyi yapmayı reddetmeyeceğim. Yaşamımın kusursuz olmasını dilemeyi isterdim ama daha azını istiyorum. Çünkü o zaman yaşamdan hiçbir şey öğrenemezdim. Yaşam çimler üzerinde koşturan bir gölgedir ve gün batımında yok olur. Bir insanın emeğinin en büyük ödülü elde ettiği şey değil, istediğini elde ettiği zaman olduğu kişidir. Her neredeysen elinden her ne geliyorsa en iyisini yap. Deneyim çok acımasız bir öğretmendir çünkü önce sınav yapar sonra ders verir. Öfkeli olduğunuz zaman sabırlı olabiliyorsanız sonradan çok büyük üzüntü çekmekten kurtulursunuz. Yüzünü hep güneşe çevirirsen hiçbir zaman gölgeleri göremezsin. Rüzgarı yönlendiremeyiz, ancak yelkenleri kontrol edebiliriz. Genel kural şudur, bir insan doğuştan getirdiklerinin pek önemi yoktur. İnsanı insan yapan kendisini nasıl değiştirdiğidir. Bu yolda ilerlemek istiyorsan sakın dönüp arkana bakma. Soğuğun ne olduğunu bildiğimiz için sıcağı severiz. Karanlığın ne olduğunu bildiğimiz için ışığın değerini biliriz. Aynı nedenle kederin ne olduğunu bildiğimiz için mutluluğun değerini biliriz. Tırtılın dünyanın sonunun geldiğini düşündüğü an kelebek her şeyin daha yeni başladığını düşünür. Kaç kişi biraz çaba, biraz sabırla başarıyı elde etmek mümkünken yılmadan devam etmiştir. İster 20'sinde olsun, ister 80'inde öğrenmeyi bırakan kişi yaşlanmıştır. Öğrenmekten bıkmayan hep genç kalır. Yaşamda en şey beyni genç tutmaktır. Koşarken bizi alkışlayın, düştüğümüzde avutun, ayağa kalktığımızda ise kutlayın. Gülün, geçin çünkü hepiniz hata yaparız. Cesurca atıldığınız riskler yaşamınızı kurtarabilir, büyümenizi düşündüğünüzden daha cesur ve daha iyi bir insan olmanızı sağlar. Tüm başarısızlıklarımın, yaptığım tüm hataların nedeni düşüncesiz hareketlerim olmuştur. Doğrular ve yanlışlar vardır. Birinden birini seçersiniz. Birini seçer ve yaşarsınız. Diğerini seçerseniz de yaşarsınız ama ölü gibi. Beklediğiniz fırsat şu anda elinizin altında olabilir. Sevgi diğer bütün dürtülerden daha güçlüdür. Gözle görülmez, elle tutulmaz, cetvelle ölçülmez. Yine de sizi bir anda değiştirebilecek kadar güçlüdür. Bir anda neşelendirebilecek kadar farklıdır. Kalplerde yaşayanlar asla ölmezler. Olmak
arada bulunmaktan daha çok şey ifade eder. Sevginin olduğu yerde imkansız yoktur. Sevenler imkansızın gerçekleşeceğine inanırlar. Sevgi sayesinde saatler, aylar, günler, yıllar oluverir. Minicik bir an ise bir asra dönüşür. Sevdiğiniz insanlarla geçirdiğiniz huzurlu, mutlu ve neşeli günlerin tadını başka hiçbir şey bulamazsın. Hiçbir şeyde bulamazsınız. Sevmek, mutluluğumuzu başkasının mutluluğuna endekslememiz anlamına gelir. Evliliğin en zor yılı içinde bulunduğumuz yıldır. Sonsuza dek yaşamanın yolu birini sevmekten geçer. Böylece ardınızda gerçek bir armağan bırakmış olursunuz. Yakınlaşmanın ne olduğunu bilmeyen, bu nedenle de karşılıklı sevginin sağladıklarından haberdar olamayanlar hayatın sunduğu en önemli armağanı kaçırmış olurlar. Neşe insanlığa verilmiş en büyük armağandır. Nasıl ve ne zaman öleceğinizi bilemezsiniz ama nasıl yaşayacağınıza karar verebilirsiniz. Arkadaşsız yaşam tanıksız ölüm gibidir. Başkaları için duyduğun kaygı, kendin için duyduğun kaygıların önüne geçtiği zaman olgunlaşmışsın demektir. İyilik yapma kapasitesi yaşama en derin anlamı ve önemi veren bir özelliktir. Bu dünyada kişinin gerçekten mutlu olması için yalnızca şunlara gereksinimi olduğunu söylerler. Sevecek bir insan, yapacak bir iş ve umut edecek bir şey. Çocuklarınız hiç büyümezler, saçları kırlaşsa bile. Yaşamın en güzel özelliklerinden biri kişinin önce kendisine yardımcı olmadan bir başkasına yardımcı olamayacağıdır. Dışsal hiçbir yara kişinin kendine olan güvenini sağlamaz. Kişinin kendisi olması yalnızca içten gelen bir şeydir. Ahlak konusunda en önemli dersler kitaplardan değil yaşanan deneyimlerden alınır. Hiç kimseye bir şey öğretemezsiniz. Yapabileceğiniz tek şey içlerindeki öğrenme isteğini keşfetmelerine yardım etmektir. Sabrın bitkisi acı, meyvesi tatlıdır. Anne, babalar yaşamda başa çıkma konusunda çocuklarından çok şey öğrenirler. Yaşam denen sanatta başarılı olmak çevremizle sürekli olarak uyum içinde olmayı gerektirir. Bir insanın her şeyini alabilirsiniz elinden tek bir şey dışında. Özgürlüğünü, kendi yolunu seçme özgürlüğünü. Yaşam sonsuzdur ve sevgi ölümsüzdür ve ölüm yalnızca bir ufuk çizgisidir. Ve ufuk çizgisi görüşümüzü sınırlamaktan öte bir şey yapmaz. Acı çekmek kaçınılmazdır. Acılardan yakınmaksa kişinin kendi seçimidir. Bir şeyi başarabileceğine inandığında yapmaman olanaksızdır. Fırtınalar beni korkutmuyor çünkü kaptanlığı öğreniyorum artık. İki adam aynı demir parmaklıkların arkasından dışarıya bakar, biri yerden çamuru, diğeri gökyüzündeki yıldızları görür. Yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık buna kendimiz bile şaşardık. Belli deneyimleri yaşamanızın bir nedeni olduğuna inanmalısınız. Acı çekmekten mutlu olduğumu söyleyemem. Ama cesaret kazanmak ve mutlu olmak için çekmem gerektiğine inanıyorum. Düşünceli ve fedakar bir avuç insanın tüm dünyayı değiştireceğinden hiçbir zaman şüphe etme. Yaşamak için bir nedeni olan herkes her sıkıntının üstesinden gelebilir. Bir insanın yaşamının en önemli kısmı iyilik ve sevgi adına yaptığı küçük
isimsiz ve anımsamayan eylemleridir. Eğer bir bireye olması gerektiği ve olabileceği bir insan gibi davranırsanız olması gereken ve olabileceği insan olur. En önemli sorun yaşayacağınız maceraya yürekten bir evet deyip diyemeyeceğinizdir. Bir işi yapmaktan yılmadığınız sürece sonuç elde edebilirsiniz. Sorunu olmayan insanın zaten yaşamda bir amacı yoktur. Güzel bir insan karakteri binlerce etki altında yoğrulmuştur. Karakter kolaylıkla ve sessizce geliştirilen bir şey değildir. Kişi sadece sınayarak ve acı çekerek güçlenir. Dünyaya bakış kazanır, isteklerini gerçekleştirir ve başarı kazanır. Yaşam almanız gereken pek çok dersten oluşur. Geçmişte öfkeyle ya da geleceğe korkuyla bakmak yerine çevrenizde olanlara her şeyin farkında olarak bakın. Yalancının cezası kendisine inanılmaması değil, onun kimseye inanmamasıdır. Kaptanı usta olmayan gemiye her rüzgar kötüdür. Dürüstlerin uyanık olması gerekir, güneş zalimlerin de üstünde doğar. Üstüne doğar. Hiçbir zaman aldatmamak, kararında olmak bizi sık sık aldanma durumuna düşürür. Yalan öyle bir oktur ki hedefini değil atanı yaralar. Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, diğeri de doğmamıştır. İnsanı sağduyu ve dürüstlük kadar şaşırtan şey yoktur. Deli dediğimiz kişilerin kusurları bizim büyütülmüş kusurlarımızdan başka bir şey değildir. En kötümüzde o kadar çok iyilik, en iyimizde de o kadar çok kötülük var ki başka insanlarla ilgili laf etmek hiçbirimize düşmez. Kötülük yapan kimse kötülüğe uğrayandan daha talihsizdir. Alçak uçan yüksek uçar. Görgüsüzden hamur alacağına eğil de yerden çamur al. Kedinin usluluğu sıçan görünceye kadardır. Zulüm ile ahbap olanın akıbeti berbat olur. Kendi karnına sığmayan sır kimsenin karnına sığmaz. Her şeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz. Aşkın öncesi yoktur, ötesi mi? O hiç yoktur. Kılıç kınını kesmez. Karar verirken hata yapmak istemiyorsan, karar vermeden önce 4 kere düşün. Ağır taşı kimse yerinden oynatamaz. Deveye bindikten sonra çalı arasında gizlenilmez. İnsanlar kendileriyle iyi geçindikleri sürece çevresindekilerle iyi geçinirler. Eğer ilim ümit ile olsaydı dünyadaki bütün insanlar alim olurdu. Aklınla gör, kalbinle işit. Herkes aynı düşünüyorsa hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir. İyi düşünce yetmez. Hüner iyi düşünceyi de iyi kullanmaktadır. Maşrapamız küçükse deryayı suçlamaya hakkımız olamaz. Bilginin mürekkebi şehidin kanından daha kutsaldır. Ham düşünceleri ancak akıl pişirir. Tembellik vücudun aptallığıdır, aptallık da zihnin tembelliğidir. Soru da bilgiden doğar, cevap da. Akıllı bir kimse düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. Düşünüyorum öyleyse varım. Deve Kabe'ye gitmekle hacı olmaz. Söz biliyorsan söyle insanlar inansınlar. Söz biliyorsan söyle inansınlar. Bilmiyorsan söyleme. Seni bir adam sansınlar.
Söz dediğin yaş deridir. Nereye çekersen oraya uzar. İki şey akla uymaz. Biri söyleyecek yerde susmak, diğeri susacak yerde söylemektir. İnsan akıllılar arasında deli, deliler arasında akıllı olmasını bilmeli. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir. Argo ince zekanın, küfür ise kalın kafalıların üstünüdür, ürünüdür. Deliler ve akıllılar aynı derecede zararsız kimselerdir. Asıl tehlikelileri yarı deli ve yarı akıllı olanlardır. Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. İnsanlar akılsızlıkları yüzünden alınlarında yazılı olandan daha çok acı çekerler. Düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır. Bilmek ileriyi görmek güçlü olmaktır. Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını beğenmiş. Söz var dağa çıkarır, söz var dağdan indirir. Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil. Hiç kimse rastlantıyla veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz. Sözcüklerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız. Bakmakla öğrenilseydi köpekler kasap olurdu. Bir şeyi ezberlemek, bilmek sayılmaz. Az bilen, çok, çok bilen az konuşur. Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez. Fakat söylediği her şeyi düşünerek söyler. Kelimeler insanlığın kullanmış olduğu en güçlü zehirdir. Bildiklerimiz değil, doğru zannettiklerimiz başımızı belaya sokar. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Akılsız başın cezasını ayak çeker. Başkalarının bilgisiyle bilgin olunsa bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. Bilgisiz insan davula benzer. Sesi çok çıkar ama içi boştur. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nasıl okumaktır? Armut ağacı elma vermez. Senden iyilere yerini vermesini bil. Farkına varmadan başkalarını aldatmak ne kadar güçse, farkına varmadan kendini aldatmak da o kadar kolaydır. Her aile bir tarihtir, hatta okumasını bilene göre bir destandır. Tilki derisinden vazgeçer de alışkanlıklarından vazgeçmez. Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirirler. Gençler yaşlıların aptal olduklarını sanırlar ama yaşlılar geçlerin aptal olduklarını bilirler. Aslanın dişi tırnağı dökülürse aptal tilkilerden sille yer. Aslanın kral olmak için tayin edilmeye ve törene ihtiyacı yoktur. Kahramanca hareketleri onu bu mevkiye getirir. Tabiat onu kral ilan eder. Gençlerin istekleri aşk, para, sağlık. Yaşlıların istekleri sağlık, para, aşk. Erkekler aşka aşık olarak başlar, kadınlara aşık olarak bitirirler. Kadınlar da erkeklere aşık olarak başlarlar, aşka aşık olarak bitirirler. Gel kalbimde yaşa, kira falan istemem. At ölür, itlere bayram olur. Ateşten insana serinlik gelir mi hiç? Bir adam bir kaplanı öldürürse bunun adı spordur. Bir kaplan bir adamı öldürürse bu vahşettir. Çeken bilir ayrılığın derdinden. Bakan yemez, kapan yer. Bal olan yerde sinek de olur.
En kötü barış, en tatlı savaştan daha iyidir. Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır. Kendi aklından faydalanmak, başkalarının akılsızlığından faydalanmak. Sizden beklenenden fazlasını yapmak sizin için bir yaşam biçimi olsun, kazançlı çıkarsınız. Gelecekte bizi nelerin beklediğinin en iyi falcısı geçmişte başımıza gelenlerdir. Bir insan 7 takla atsa bile çabalarsa ayağa kalkabilir. İnanarak çok az şey başarırız ama inanmazsanız hiçbir şey başaramazsınız. Hiç hata yapmamış insan en büyük hatayı yapmış demektir. Bir baba 100 evlada bakar da 100 evlat bir babaya bakamaz. Düşmanın tatlı sözlerine bakma, balın içinde zehir de bulunabilir. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Bütün bildiğim bir şey bilmediğimdir. Bütün bildiğim bir şey bilmediğimdir. Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömer. Biraz açıklama, biraz bağışlama, biraz da sabır son bulur kavga. Ancak tutkulardan önce hakka yer veren bir ülkede gerçek özgürlük var demektir. Kendisine istediği özgürlükleri başkalarından esirgeyen kişi ne adam olabilir ne özgür. İnsan özgür doğar ama zincirli yaşar. Gene de bir işitir beklemek, gene de bir iştir beklemek, bekleyecek bir şey olmamaktır korkunç olan. Bencil insan tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. Dünyada en güç isteyen, istenen ödünç paradır. Koyamam kargayı bülbül yerine, çiçek açmış dikeni gül yerine. Ben bülbülüm dersin, gülün var mıdır? Başarılı olanlarla başarısız olanlar arasındaki fark, yaşam deneyimleriyle sahip oldukları kaynaklara bakış açılarından kaynaklanmaktadır. Siz var olan şeyleri görür ve şöyle dersiniz, neden? Ama ben olmayan şeyleri hayal ederim ve derim ki, neden olmasın? Sizi kontrol eden arzu kadar küçük, en büyük özleminiz kadar büyük olacaksınız. Küçük işlerle uğraşanlar çoğu zaman büyük işleri göremeyecek hale gelirler. Hiç düş kırıklığına uğramayanlar hiç umut beslememiş olanlardır. Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keşfedemez. Bazı insanlar hayatta hiçbir gayeye sahip olmadan yaşarlar. Böyle insanlar bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler. Onlar gitmezler ancak suyun akışına kapılarak akarlar. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur. Dün öldü, bugün can veriyor, yarın ise henüz doğmadı. Zamanınızı bu açıdan görün ve faydalı işler yapın. Yaşamak için mücadele şarttır. Düşünce goncadır, dil tomurcuk, eylem ise bunların arkasındaki meyve. Önemli olan uzaklık değil, ilk adımı atabilmektir. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince öbürleri de yanlış gider. Hayat satranç oyununa benzer. Çok kez şah dersin fakat bir kere mat edersin. Ya ümitsizsiniz ya da ümitsizsiniz. Ya çaresizsiniz ya da çaresizsiniz.
Eline diken batmadan gül toplayamazsın. Hayat oyunu iyi bir ele sahip olmak değil, kötü bir eli iyi oynamaktır. Hayat bisiklete binmek değildir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Güneşi gözden kaçırdım diye ağlarsan yıldızları da göremezsin. Deve kuşu yüke gelince, kuşum uçmaya gelince deveyim der. Suya düştüğünüz için değil, sudan çıkamadığınız için boğulursunuz. En eski ve kısa kelimelerden olan evet ile hayır, konuşurken en çok düşünülerek söylenmesi gereken kelimelerdir. En büyük üniversite iyi kitaplardan oluşan bir koleksiyondur. Bilmediklerimi ayaklarımın altına alsaydım başım göğe değerdi. Bir insanın karakterini anlamak istiyorsanız onun okuduğu ve güldüğü şeylere bakın. Keskin bıçak olmak için çok çekiç yemek gerekir. Dünle beraber gitti düne ait ne varsa bugün yeni şeyler söylemek gerek. Bugünü yaşa, yarın çok geç olabilir. Hayat bozuk para gibidir, dilediğinizce harcayabilirsiniz ama sadece bir kez. Geriye bakmayın, gelecek içinde hayal kurmayın. Size ne geçmişi geri verebilirler ne de gelecek hayallerinizi tatmin edebilirler. Göreviniz, ödülünüz, kaderiniz burada ve şimdidir. Dün tarihtir, yarın bilinmeyendir. Bugün bir hediyedir. Hayata yeniden başlasaydım saniyelerin nabzını tutardım. Eğer gerçekten sahip olduğumuz biricik şey içinde bulunduğumuz an ise ve sahip olmadığımız bir şeyi yitirmemiz de mümkün olmadığına göre birisinin elimizden alabileceği tek şey yaşadığımız andır. Zamanın değerini yapacak işi olan kimse bilir. Giden hayatı geriye getirebilecek hiçbir ilaç yoktur. Aldığın her nefesi fırsat bil, ot değilsen yeniden bitmezsin. Ses ruhun dışa açılan penceresidir. Öyle horozlar vardır ki güneş onlar öttükleri için doğuyor sanırlar. İnsan ne söylediğini bilmeli fakat her bildiğini söylememelidir. Bazen sesini duyurabilmek için susmak gerekir. Kelimeleriniz, düşüncelerinizin giydiği kıyafetlerdir. Öyleyse onları iyi giydirin. Kendi dişlerimin arasında olmasına rağmen kendi dilime hakim olamıyorsam başkalarının diline nasıl hakim olayım? Kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanır. Söz var gelir geçer, söz var deler geçer. Fısıldanan sözler çok kere yüksek sesle söylenenlerden daha uzağa gider. Dostluk iki vücutta yaşayan bir ruh, iki ruhta yaşayan bir vücuttur. Güvercin kargalarla arkadaşlık yaparsa tüyleri beyaz kalır fakat kalbi kararır. İnsan bir şeyi sevmeden anlayamaz. Kırılmasından korktuğun için asla kullanmadığın pahalı bir çim vazosu gibi değil, gerçek dostluk sağlam bir eşya gibidir. Kaç kere kullanırsan kullan, onu kıramazsın. Anlayış sahibine yaşam kaynağıdır. Zarar vermek seni düşmanına göre alçaltır. Öç almak seni düşmanınla aynı seviyeye düşürür. Bağışlamak ise yüceltir.
Bağışlama, menekşenin kendini ezen topuğa anında bulaşan güzel kokusudur. Geçmişe ait olan ben değilim. Geçmiş bana aittir. Yalnız geçmişine değer veren insanın gelecek beklemeye hiçbir hakkı kalmaz. Bazen insan geri gitmek, gerçekten geri gitmek zorunda kalır. O ana nasıl geldiğini anlamak ve sonra ileri gidebilmek için. Hayata hiç isyan etmeyin. Öncelikle şunu kabul edin. Hayat adil değil. Hiçbirimiz, hiçbir canlı eşit yaratılmadı. Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her keresini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın. Kadınlar üzüm suyu gibidir. Sizin göstereceğiniz ilgi ve emeğe göre karşılık vererek şaraba da sirkeye de dönüşebilir. İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilebilecek olursa payı gerçek kişiliğini gösterir. Paydası da kendisini ne zannettiğini, payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür. Düşmanından kötü dille bahsetme fakat onu hakkında istediğin kadar kötü düşün. Bir insan hakkında başkalarının onun için söylediklerinden çok onun başkaları için söylediklerinden fikir edinilebilir. Sevmek ve sevilmek güneşi iki taraftan hissetmeye benzer. Mutluluk varacağımız bir istasyon değil, yolculuk şeklidir. Hayatımızın sona ereceğinden korkacağınıza hiç başlamayacağından korkun. Başkalarından üstün olman önemli değil. Sen dünküne göre kendinden üstün müsün? Önemli olan o. Herkes kaçınılmaz olarak kendi hayat hikayesinin kahramanıdır. Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyulanlar sonunda yontula yontula tükenip giderler. Bir işi yapmadan önce nasıl bilebilirsiniz ki onu yapıp yapamayacağınızı? Başarınızın büyüklüğünü inancınızın büyüklüğü belirler. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Fırtına meyvelerin vaktinden evvel olgunlaşmalarından ziyade kurtlanmış olanlarını düşürür. Eğer bir arz isen sessiz dur. Yok eğer çekiç ise sıkı vur. Başkalarının hayatından ders alın, insanın bütün hataları kendi yapacak kadar uzun yaşamıyor. Söz verdiğinizde onu yerine getiriniz. İstediğiniz şeye sahipseniz zenginsiniz, onsuz yapabiliyorsanız daha da zenginsiniz. Güneşin sana ulaşmasını istiyorsan gölgeden çık. Bir insanın gerçek zenginliği onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. Sır çok ağır bir yüktür. Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat diyoruz. Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığında bir şey kaybetmez. İnsan nadir değil, insanlık nadirdir. Herkes cennete kendi yolundan gider. Hayatta komşunun haber almasından korkacağın hiçbir şeyi yapma. Bir alabalık tutmak için bir sineği kaybetmeyi göze almalısınız. Her şey yolunda gidiyorsa mutlaka bir şey gözden kaçırıyorsunuzdur. Herkes aynı şeyden hoşlanmaz. Kimi gider dikeni koparır, kimi gülü. İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. İyi bir ağaca sarılan gölgesiz kalmaz. Bu dünya düşünenler için bir komedi, hissedenler için ise bir trajedi. Dünyanın sağladığı her ilerleme bir dar ağacından bir başka dar ağacına ve bir kazıktan bir başka kazığadır. Bir değil, beş değil, derde kucak kucak. Dil ile düğümlenen diş ile çözülmez.
Arı ile kalkan bal başına, sinek ile kalkan leş başına konar. Elinde sadece hava, ışık ve dost sevgisi kaldıysa hiç üzüntü çekme. Her şey çürüyor canım kardeşim, bu dünyada hatıralar bile. Nereye gittiğin bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir. İnsan dilinin altında gizlidir. Derman aradım derdime, derdim bana derman imiş. Dağ yağmur ister ama deniz yağmuru ne etsin? Dert daima insana yol gösterir. Denizde sayısız faydalar var ama selamet istersen kıyıda bulursun. Üç derdim var, birbirinden seçilmez. Bir aylık, bir yoksulluk, bir ölüm. Aşk bir defa ayaklar altına çiğnendikten sonra bir daha doğrulmayacak kadar nazik bir çiçektir. Doğruyu konuşmak için iki kişi ister. Doğru söyleyen, doğru dinleyen. Alçak gönüllü yüreklerde yaşayan düşünceler en yüksek düşüncelerdir. Sessizlik de bir çeşit konuşma sanatıdır. Körün kılavuzu kör olursa kişinin sonu uçurum olur. Çeneni tutmayı öğrendiğin zaman yaşın kemale erdi demektir. Ölüm bu. Ne hükümdar tanır ne soytarı. Herkesi aynı iştahla yutar. Fırsat ara, güven arama. Limandaki bir tekne güvendedir ama bir süre sonra altı çürümeye başlar. Ölüm bazen bir ceza, bazen bir armağan, çoğu zaman da bir lütuftur. Gömüldükten sonra hatırlanmak istiyorsanız ya okunacak işler yapın ya okunmaya değer şeyler yazın. Kalp bir ev değildir ki herkes için ayrı bir odası olsun. Hayatta en önemli işimizi hiç ciddiye almayız, mutlu olmak. Eşeği sahibinin dediği yere bağla da isterse kurt yesin. Geçmişi değiştiremezsin fakat gelecek daha elinin içindedir. Başkasından üstün olmamız önemli değildir. Önemli olan şey dünkü halimizden üstün olmamızdır. Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi. Önce emekler sonra yürürüz fakat düşüşlerimiz anidir. Hırsızlığın çirkinliği çalınan şeye göre değişmez ki ha altın çalmışsın, ha bir iğne. Bu dünyada var olabilecek için ya örs olacaksın ya çekiç. İkisinin arasında kalmayacaksın. Sakın sofrada tartışmaya kalkmayın. Nasıl olsa aç olmayan kazanacaktır. Elden gittikten sonra geri döndürülmesi imkansız olan şeyler dörttür. Ansızın ağızdan çıkan bir söz. Yaydan fırlayan bir ok, olmuş bir kaza, boşuna harcadığın bir ömür. Düşünmek ve söylemek kolay fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur. Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlamaz. Acı çekmek ölmekten daha çok cesaret ister. Öldüğümüz zaman değil, doğduğumuz zaman ağlamamız boşuna değildir. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün. Hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Denenmiş yoldan gitme, denenmiş yoldan gitme, yenilikten korkma ve kendi yolunu kendin çiz. Dudaklarında özlem türküleri ve gözlerinin menevşesinden aşk çığıldıyorsa,
Şavlanlar gibi usulca gir umudun menziline, hüznü gerilerde bırak. Eğer güneşi kaçırdım diye gözyaşı dökersen yıldızları da kaçırırsın. İnsan gençliğinde öğrenir, yaşlılığında anlar. Çorbana ne doğrarsan kaşığına o gelir. Böcek olmayı kabul edenler ayaklar altında kalmaktan ve ezilmekten yakınmamalıdırlar. Unutma ki ağızda bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır. Birine akıl verirken geri kalanın size yetip yetmeyeceğini de düşünün. Kavramak için görmek, görmek için de dikkatle bakmak gerek. Evet, oldukça uzun gitti. Bu Altın Öğütler isimli kitabın ilk yarısı, bölüm 1, 2'ye böldük. Çünkü çok uzun oluyor. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar, kalın sağlıcakla. Bütün bu okunanların hepimize ışık ve rehber olması temennisiyle, yolumuzu aydınlatması ümidiyle. Hoşça kalınız.